Gel. Beklediğiniz kişi geldi efendim. Al içeri. Otur. Çok özel bir görev için buradasın. Öyle mi söyledim? Bırak abi ya. Ne yapacağız şimdi? Buyur abi, hoş geldin. Seninle 2 dakika konuşalım. Önemli bir mesele var. Tamam abi. Hayırdır? Senin için ne yapabilirim abi? Eski KGT Başkanı Akif'in nerede olduğunu bulmamız lazım. Bu mesele çok gizli tutuluyor. Ben bir sağ solu yoklayayım. Elimden geleni yapacağım. Ulaklarla çalışan devrelerin varsa onları yokla. Tamam abi. Araştırmasını yapacağım. Herhangi bir bilgiye ulaşırsam sana haber veririm. Tamam ama dikkat et. Bu konu bizim için çok önemli. Anlaşıldı abi. Sayın seyirciler, elimize ulaşan bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Irak sınırından ülkemize giriş yapan ve terör suçu kapsamında tutuklanan Akif'in İstanbul'a nakledilmesi sırasında Polat Alemdar'ın terör örgütü Siyah Sancak elemanları bir emniyet nakil aracına baskın düzenledi. Beğendin mi? Çok güzel, çok. Anlaşılan burada kalıcıyız. Evet. Buradan tüm dünyaya mal üreteceksin. Sadece bonanza değil. Daha kaliteli sanat eserleri çıkaracaksın buradan. Sana güveniyorum. Ben yoruldum Tilki. Artık tek başıma çalışmak istemiyorum. Sana yeni asistanlar bulalım. İşi onlara öğretirsin. Amatörleri usta yaparsın. Peki sen buradaki amatörlerle mi çalışacaksın? Bunlar benim için küçük adamlar. Peki neden hala yaşatıyorsun? Piyasada kim kimdir tanımak istiyorum. Bu küçük adamların arkasında kimler var anlamam lazım. Seni anlamıyorum Andrei. Neden Türkiye'deyiz? Polat buradayken biz neden bu riski göze alıyoruz? Polat'ın bana borcu var. Ne borcu? Polat'ın Londra borsasına yaptığı operasyonda çok para kaybettim. Kaybettiğim paraları almadan buradan gitmem. Oh.
Raskol, ne oldu? Büyük bir sorun var Dimitri. Nedir sorun? Raskol'un artık benimle konuşmuyor. Siyah Sancağ'ın Akif'i almak için operasyon yaptığı doğru mu Erhan? Doğru da elimize bir şey geçmedi. Adamlar bizi kandırdı. Abi ne dedi? Abi dün geceden beri yok Cahit. Nasıl yani? Dün gece Ömer babanın vasiyeti açıldı. Sabaha kadar değerlendirme yaptılar. Neler konuştular bilmiyorum. Sonra da abi önemli bir mesele olduğunu söyledi ve gitti. Anladım. Akif'in İstanbul'a geldiğini, hangi araçta olduğunu nereden öğrendiniz? Sabah servis edilen haberlerde gördüm. Abi gitmeden Akif'i bulup adamların elinden almamızı emretti. Biz de gittik, operasyon yaptık. Erhan, bu iş emniyet dışında başka odakların planladığı bir tuzak. Eğer nerede olduğunu öğrenirseniz, sizin onu almak isteyeceğinizi biliyorlardı. Biz gidince de bunu kullanıp Polat Alemdar öldürtmek istiyor diye haber yaptılar. Akif konuşursa onların yalanı ortaya çıkar. Daha konuşmadan da abi öldürtmüş gibi infaz edecekler. Eğer öyleyse Siyah Sancak Akif'i almaya gittiğinde niye öyle yapmadılar? Herkesin gözü önünde yapmaları gerek Erhan. Yoksa kimse inanmaz. Nerede sorgulanacağını, nereye götürüleceğini herkesten saklıyorlar. Ama kendi gazetecileri hazırda bekliyordur. Artık istedikleri ortam oluştu. Bu işi de bugün bitirecekler. Arif dünden beri emniyette. Sorgudan önce mutlaka yerini öğreniriz. Ama oradan nasıl alacağız? Geç kalırsak Akif ölür. Artık onun için ölmekten başka yol yok Erhan.
Halife Hazretleri bombalı eylem mi planlıyor? Artık planları ben yapıyorum. Şimdi halifeden habersiz mi operasyon yapacağız? Sen benden mi emir alıyorsun, halifeden mi? Senin emrinden çıkmayacağımı bilirsin Sagir. Sadece planın ne olduğunu bilmek istiyorum. Her zaman istediğin şeyi yapacağız. Yoksa üçümüz eski günlere mi döneceğiz? Evet. Ama önce bombacıyı sağ salim almamız lazım. Ben hazırım. Abi Akif Bey'e ulaştık. Onu savcıya götürecek özel ekibin içinde sağlam bir devran var. Hay sen çok yaşa. Yerini bulabilir miyiz? Bizim ona ulaşmamız mümkün değil. Ama arkadaşım onunla görüşecek. Şimdi beni iyi dinle. Bu arkadaşla bizim çok önemli bir işimiz var. Dinliyorum abi. Bak şimdi gel.
Beni tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Sen komutan Sagir'sin. Evet. Hepiniz duydunuz. Çıkın içeri. Neredesin bu kadar zamandır? İşlerim vardı. İşlerim vardı. Evet. İstersen sık kafamı. Ama artık buralarda bir gün bile durmam ben. O zaman giderim. Eski günlere dönüyoruz. Gidesim yok da Zifa Hanım. Rabbimden bir dileğim var. Benim canımı burada alsın. Öyle bir dua ediyorsun ki. Amin desem olmaz, demesem olmaz. Amin de hanım, amin de. Her şeyin hayırlısını o bilir. Hani bütün yolculuklar beraberdi bey. O zaman sen de benim için amin diyeceksin. Allah bizi ayırmasın. Allah'ın takdiri hanım. Ben seni hiç incittim mi hanım? Bilmeden yaptıysam da hakkını helal et. Helal olsun. Benim de sana helal olsun. Allah'ım, sen şahit ol ya Rabbim. Ne oldu Leyla? Nazife annem. Kötü mü yine? Ne yapacağız böyle Safiye? Bilemiyorum ki. Bu sabah yine mezarlığa gitmek istedi. Zor ikna ettim. Onu avutabilecek bir meşgale bulsak keşke. Bir tek Elif var onu acısını unutturan. Neyin peşindesiniz? Amacınız adliyeye götürüp yargılanmamı sağlamaktı. Önce resmi olmayan bir araca bindirdiniz. Sonra gece alakasız bir yere götürüp orada tuttunuz. En sonunda adliyeye götürmek için yola çıkarıp yolda başka bir araca naklettiniz. Bir oyun peşinde olduğunuzun farkındayım. Ama istediğinizi elde edemeyeceksiniz. Dünya sizin terör eylemlerinizi konuşuyor. Sen hala kafamı tutuyorsun. Çok güvendiğim Polat Alemdar bütün dünyada aranıyor. İyi. Aramaya devam edin o zaman.
Belki bulursunuz. Çok yakında bulunacağından şüphen olmasın. O size ulaşmadan bulsanız iyi olur. Çünkü o zaman bütün planlarınız alt üst olabilir. Artık sonunuz geldi. Sen ve Polat Alemdar kendi ülkenizde ve bütün dünyada terörist olarak anılacaksınız. Abi Devrem söylediğini o işi halletti. Akif'in yanında mı şimdi? Yok. Yok ama ne söylediysen yaptı. Emin misin? Sıkıntı çıkmasın sonra. Çıkmaz abi. Tamam, sağ ol. Alo, Erhan. Gel. Gel otur bakalım. Bugün hepimiz için büyük bir gün olacak. Ve bugünün baş kahramanı da sensin. Zamanında seni Savcı Leyla'nın yanına yerleştirdiğimizde işin bu boyuta varacağını düşünmemiştik. Bugün çok isabetli bir karar vermiş olduğumuzu düşünüyoruz. Bu operasyonu senin yapacak olman onlara çok büyük bir darbe vuracak. Senin Savcı Leyla'ya yakın olman sayesinde bu eylemi Polat Alemdar'ın üzerine yıkabileceğiz. Gerekeni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Akif yolda. 2-3 saat içinde buraya gelecek. Basın şu an dışarıda. Araç adliyeye doğru yaklaştığında sana haber vereceğiz. Akif tam araçtan indirildiğinde sen de adliyeden çıkacaksın. Akif'in ve basının göreceği şekilde Polat Alemdar'a ihanet etmenin bedelini ödeyeceksin diye bağırıp ateş edeceksin. Basının bunu duyması çok önemli. Anladım efendim. İşimizi şansa bırakamayız. Onu tam alnının ortasından vurman gerekiyor. Bu konuda da senin keskin nişancılığına güveniyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Akif bugünün sonunda ölmüş olacak. Seni yakaladıklarında sakin ol. Karşı korkmaya çalışma. Daha önce konuştuğumuz gibi biz yanında olacağız. Fedakarlığının karşılığını da fazlasıyla alacaksın. Benim için önemli olan hizmet. Bunun için de her şeyi yapmaya hazırım. Şimdi git, hazırlığını yap ve benden haber bekle. Ayaklanmışsın Raskol. Hayırdır Dimitri? İyi misin Raskol? Raskol'unu kim öldürdü Pusat? Söyle kim öldürdü? Ah,
Arkadaşlar. Evet. Burayı biraz açabilir miyiz? Şerefi var. Vakit geldi. Çıkabilirsin artık. Geçmiş olsun. Kimsin? Ben Siyah Sancak Komutanı Yazin. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Akif'in.
Aranan şahıs otoparka doğru girdi. Otoparka girdi. Sakın arkanı dönme. Ambulansa bindirildikten sonra nereye gittiği bilinmiyor. Hiçbir hastanede bulunamadı. Boşuna arama. Onu Polat Alemdar aldı. Ne düşünüyorsunuz? Polat Alemdar çok zeki biri. Ama ben daha zekiyim. Ona öyle bir acı yaşatacağım ki ömrünün sonuna kadar unutamayacak. Armagedon'a Polat Alemdar'ın adamını öldürme emrini kim verdi? Bizim böyle bir kararımız yok.
Bu kimin planıysa öğrenmek zorundayız. Armageddon adına sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir operasyon yapılabilir? Yapılamaz. O zaman bugün olanları nasıl açıklayacaksınız? Birileri bizi bu oyunun içine sokmaya çalışıyor. Bence bizim oyunun dışında kalmamız en başından beri hataydı. Piramit operasyonundan sonra Armageddon'u geri çekmeye mecburduk Cahit. Şimdi de yeniden sahaya sürmeye mecburuz. Çünkü bu gücü biz kullanmazsak bugünkü gibi başkaları kullanmaya kalkacak. Ne öneriyorsun? Armageddon'u benim yönetmeme izin verin. Bu ne şimdi? Caner Bey'in arabası değil mi o? Efendim baba. Neredesin Caner? Yoldayım baba. Sakın durma Caner. Anlamadım baba. Işıkta sakın durma. Kafa mı buluyorsun ya? Nereden görüyorsun sen beni? Durma diyorum sana Caner. Sakın durma. Sakın durma. Kaç oradan. Bu da son numaran mı baba? Peşime kameralı adam mı takıyorsun? O zaman seyret. Ne ayaksınız oğlum siz? Ne ayaksınız? Size diyorum. Ne ayaksınız? Hayır! Caner hayır! Hakkı! Hakkı, bunu oğluma sen mi yaptın? Hayır, bunu sen yaptın Reşat. Diğer oğlunu, kızlarını düşün. Baba? Oğlun evde sıkılmıştı. Sana getirdim. Fehmi Bey dedi ki, bundan sonra işlerden elini çeksin. Ailesine daha fazla zaman ayırsın. İyi bir aile babası olsun. Bazı şeylerin hiç değişmemesi ne güzel. Herkese güvenmediğimi bilirsin. Ama güvendiğim birini bulunca da yanımdan hiç ayırmam. Mete'yi de güvendiğin için mi yanına aldın? Yoksa onu kuracağın konseyde mi düşünüyordun? Hala düşünüyorum.
Ama sen de olursan. Bu teklifine çok şaşırdım doğrusu. Konsey kuracağını duyduğumda aklıma bazı isimler gelmişti. Ama kendimi hiç o isimlerin arasında düşünmedim. Ben güçlü bir konsey kurmak istiyorum. Seninle şimdiye kadar birlikte bir iş yapmamış olabiliriz. Hatta zaman zaman karşı karşıya da gelmiş olabiliriz. Ama eğer güçlerimizi birleştirirsek, Türkiye'yi gerçekten biz yönetiriz. Hazır mısın?